Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Dün bir video paylaşmıştım. 31 adet fon videosu, inceleme videosuydu. Ve uzun soluklu bir videoydu. Öncelikle 5000 izlenmeye geçtik bir gün olmadan. 24 saat olmadan her izleyene, her emek verip vaktini ayıran herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bugün de çok fazla istediğiniz için BFA fonlarını inceleyeceğiz. Bakalım BSE emeklilik fonlarında bu alım satım platformunda nasıl ilerliyor bu işler ve kazançlar nasıl hep beraber ekran görüntüsü bir şekilde paylaşımı size paylaşacağım ve beraber izleyeceğiz ve inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hayatında birikim yapma alışkanlığı olmayanlar, birikim yapmayı beceremeyenler ve ya ben maaşımı alıyorum hepsini harcıyorum kenara 1 lira dahi para koyamıyorum diyenler bu video tam sizler için aslında ve tabii ki de yine de bizler de borsaya yatırım yapan veya fonlar alan kişiler için de aynı zamanda vazgeçilmez bir yatırım aracı, birikim aracı diyelim. Bu birikimlerimizi yatırıma dönüştürerek uzun vadede ciddi karlar ve kazançlar elde edebiliyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Çocuklarımızın geleceğini inşa etmemiz çok önemli değil mi bizler için ve onlar için? Geleceklerini garanti altına almak için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de birikim. Öncelikle onlar için bir yatırım hesabı açarak, daha doğrusu onlar için bir birikim hesabı açarak ufak ufak mesela şu anda 200 TL, 300 TL veya 500, 1000 TL hiç önemli değil. Bunları her ay düzenli bir şekilde hatta minimum rakam neyse bunu ödeyerek ve bunu tabii ki ödemekte kalmayıp Befas fonlarında yani bireysel emeklilik fonlarında değerlendirerek 5 senede %600, %1000 ne %2000'e kadar kazançlar mümkün arkadaşlar. Bunları sizin için şimdi ekran görüntülü bir şekilde izleyeceğiz. Bakalım ne kadar kazanacağız. Hep beraber şimdi videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben sayfamı önceden sizin için açmıştım. Bakın burada bireysel emeklilik fonları var. QNB'nin sağlık hayat sigorta ve emeklilik AŞ, OKS agresif değişken emeklilik gezerim fonu var. Arkadaşlar burada 1 ay, 3 ay, 6 ay bakın yılbaşından beri %82 kar vermiş. Şöyle inceliyoruz bakın 6 ayda 75, son 1 yılda %186 müthiş bir kazanç. Yani sizler bu birikimlerinizi bu BFAS fonuna bağlasaydınız eğer şöyle bakalım QNB'nin sağlık hayat sigorta emeklilik agresif değişken emeklilik yatırım fonuna bağlasaydınız eğer %97 oranında hisse senetlerine yatırım yapıyor. Bakın burada küçük miktarlarla işte devlet tahvili, takas bank para piyasası vesaire vesaire aşağı geleceğiz. Yine bizim bu yatırım fonları gibi burada bakın karşılaştıracağız. Arkadaşlar son 5 yılda %2162 kazanç. Müthiş. Tam 21,5 katı. Bakın burada BIST 100 endeksi %800 vermiş. 8 katı kazanç. BIST 30, 675. Altın fonu siz altına yatırım yapsaydınız 5 yılda %574. Fakat bankanın sizden kesmiş olduğu birikim için ayırdığınız paralarla bu emeklilik fonuna yatırım yapsaydınız 2000 162 21 buçuk katı kazanç elde edecektiniz. O yüzden de zaman kaybetmeden diğer fonlarımızı inceleyeceğiz. Evet bakın burada ikinci sırada HDI FIBA Emeklilik ve Hayat AŞ hisse senedi grup emeklilik Getirim fonuna yatırım yapsaydınız 3 yılda %1242 5 yılda %1874 sizi uzun süre burada tutmayacağım sizler kendiniz girerek bakın tefas.gov.tr resmi burada fon bilgilendirme platformu ve Brexit emeklilik fon alım satım platformu. Yani siz burada bütün yayınlanan Brexit emeklilik ve normal fonları inceleyebilirsiniz. İçerisinde hangi enstrümanlara yatırım yapıyor. Mesela arkadaşlar burada örnek veriyorum. Bereket emeklilik. Hayat AŞ katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonu. Giriyorsunuz. Bakın. Hisse senetlerinde %85, yatırım fonlarında %14 ve burada aşağı iniyoruz. Yine 5 yılda kendiniz görebiliyorsunuz. Bakın 5 yılda ne getirmiş? Biz yüzü karşılaştırıyorsunuz altını ve diğerleri doları ve euroyu. Sadece dolara yatırım yapanlar %315 Altın alan biliyorsunuz. Dolar da almış oluyor aynı zamanda. %574 Geliyoruz. Bereket emekliliğin hisse senedi emekli yatırım fonu 17.8 katı kazanç sağlıyor. Kapatıyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Bakıyoruz burada. Bakın kendiniz inceleyebilirsiniz. Girin. Burada örnek veriyorum. Fon türüne hemen altın fonu diyelim. Sizler eğer birikimlerinizi devlet katkısını aldıktan sonra o şekilde bırakmayın arkadaşlar. Siz girin bunu bankanızla görüşün. Bir yatırım portföyü ya da benim gibi bu tarz işlerle ilgilenen kişilere sorun. Nasıl yapacağız? Bana sorabilirsiniz. Bakın yorumlara yazın. Gerçekten tüm yorumlara cevaplıyorum arkadaşlar. Yani belki bir iki tane cevaplamadığım varsa özür diliyorum. Onlara da inceleyip yine cevabımı vereceğim. Sorun cevaplayalım. Bakın burada Agesse Hayat ve Emeklilik AŞ'nin altın emeklilik yatırım fonu 5 yılda %603 kar vermiş. 6 katı. Siz o parayı orada bıraktığınız zaman sadece minik bir tutar elde edeceksiniz. Fakat burada bakın örnek veriyorum. Siz bunlardan mesela haberiniz yoktu değil mi? 100 bin lira karşılığında birikimimiz var şu anda. Sadece bir örnek verdim. 5 yılın emeği, 10 yılın emeği önemli değil. Siz altın fonuna bağlarsanız eğer bunu siz diyelim ki bu şekilde olsaydı 5 sene sonra bu 100 bin liranız kendi paranızı beraber 700 bin lira olacaktı. Yani bu şekilde bağlayın. Bakın altın fonları hangi aracı kurum olursa olsun Allianz olur, FIBA olur, AGS olur, QNB olur, Anadolu Hayat olur. Hiç fark etmez. Bu şekilde girin. Hatta katılım fonları var. Bakın arkadaşlar faiz hassasiyet olan kişiler. Yani ben kâr almak istiyorum. Faize bulaşmak istemiyorum diyenler için de garanti emekliliğin, bereket emekliliğin, Türkiye hayat emekliliğin bakın hepsinin var. Burada ismini sayamadığım katılım emeklilik hayat aşenin altın katılım emeklilik yatırım fonu %577. Garantinin altın katılım emeklilik yatırım fonu %598 getiri sağlamış. Bunları es geçmeyin. Çok önemli. Bakın değişken fonlar da var arkadaşlar. Size şu an bunların bilgilendirmesini vereceğim. Mesela şuraya girelim. Katılım Emeklilik Hayat A.Ş.'nin katılım değişken emeklilik yatırım fonuna girelim. Arkadaşlar burada faiz hassasiyeti olan kişiler için hiçbir şekilde faize bulaşmamış bu şekilde katılım hisse senetleriyle kar payı veren hisse senetleriyle endekse işlem gören hisse senetleriyle Bunlara yatırım yapıyor ve size %79 bakın oranında yatırım yapıyor. Sizin için yatırım yapıyor. Diğer diyor bakın diğer bunun açılımını inceleyebilirsiniz. Kendiniz girebilirsiniz. Yatırım fonları katılma paylarına %8.6 yatırım yapıyor. Bakın arkadaşlar burada platform işlem durumu ve fazla işlem görüyor. Bunu bakmadan hiçbir şekilde incelemeyin. Önce buna bakın. Ve toplam değerine bakın arkadaşlar burada 152 milyon 607 bin değeri var. Yani çok ciddi bir değer. Pay adeti de burada siz de görebiliyorsunuz. 853 milyon 674 bin pay adeti var. 3650 yatırım kişisi var. Şu anda bunun bu fonun değeri 0.18 kuruş. Bakın arkadaşlar her ay %11. Yani sizler bu şekilde bağlayarak paranızı aylık olarak %11 getiri sağlarsınız. Son bir yılda %183 kar getiri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Bakın burada dış borçlanma araçları fonu var. Bir girelim bakalım. Dış borçlanma araçlarında arkadaşlar burada örnek veriyorum. FIBA emeklilik buna girelim bir. Dış borçlanma araçları Arkadaşlar burada döviz cinsinden kamu iç borçlanma araçları. Bunun açılımına girersiniz, incelersiniz. Bunun döviz karşılığı Eurobond oluyor. Devletlerin borçlanma araçları. Yani sizler için hazırlamış olduğu bir bonodur bu. Borçlanma aracıdır. Senettir ne derseniz deyin. Siz bunu satın aldığınız zaman normal şartlarda aylık %6, %10 civarında vadesine göre size karlılık sağlıyor. Bakın burada ekstra takas bank para piyasasında parasını değerlendirdiği için ve diğer işte örnek veriyorum getirim fonuna katılma payları bunun bu fonun getirisi değişkenlik gösterebilir. Son bir ayda sıfır fakat uzun vadede son bir yılda %68 yani siz zaten bugün bir Eurobond bonosu bonus satın alsanız %5-6 değerinde kar elde etmiş olacaksınız. Burada zaten yılda 68 yani aya bölün Neredeyse 105 civarında diyelim ki siz kar elde etmiş olacaktınız. Bu şekilde bilgilendirerek geçiyoruz arkadaşlar. Videonun çok fazla uzun olmaması için ve sizi sıkmamak adına kısa şekilde tutup ne kadar çok bilgilendirme verirsem o kadar kârı diyorum. Sizler kendiniz girin ve uzun süre inceleyin arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben size alın size şu kadar kazanın demiyorum. Sizler inceleyeceksiniz, karar vereceksiniz ve Sizler de kendi kendinize benim öğrendiğim gibi yatırım yapacaksınız. Kimseye ihtiyacınız olmayacak. Bilginiz olsun. Evet bakın benim en çok değer verdiğim burada hisse senedi fonu. Fon türünü seçiyoruz. Örnek veriyorum. Aksa Hayat ve Emeklilik hisse senedi emeklilik yatırım fonu 5 yılda %1600 vermiş. İncelediğimiz gibi bakın burada FIBA emekliliğin hisse senedi grup emeklilik yatırım fonu var. %1874 kar vermiş arkadaşlar son 5 yılda. Bunlara aylık olarak baktığımız zaman Aksayat'ın %115, 3 ayda %72 arkadaşlar çok ciddi karlar bunlar. 6 ayda %92, 1 yılda %212. Paranızı çöp etmeyin. Paranızı değerlendirin. Ben birikimimi attım oraya zaten orada birikimim değerleniyor demeyin arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. 6 ayda bir bakmışsınız %92.90 kar elde etmişsiniz. Bunu isterseniz farklı bir fona geçirebilirsiniz. Bu şekilde mesela bir sene diyelim ki beklediniz %212 kar elde ettiniz. Örnek veriyorum 100 bin liranız vardı diyelim ki kolay hesaplanması için bunu bu şekilde söylüyorum. 10 bin liraysa buna göre hesaplarsınız. 10 bin liranız işte 30 bin lira oldu diyelim ki 100 bin liranız da 300 bin lira oldu. Yani çok güzel kazançlar. Bu şekilde ben takip ediyorum. Özellikle mesela Mert Başaran zamanında çok fazlaki şey söylemiş ve onların ekran görüntülerini paylaşıyor ve ciddi kazançlar elde etmiş insanlar. Yani bir bakıyorum işte 100 bin lirası olan, 300 bin lirası olmuş 50 bin lirası olanın bu fonu yatırım yapsaydı toplamda 150 bin lirası olmuş olacaktı. Yani bunlar küçümselecek rakamlar değil. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Ben bir dönem gerçekten bu bireysel emekliliğe karşıydım. Hatta içeride benim birikmiş olan 5 bin liram vardı. Yani kızıp da o parayı almıştım. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Ya işte örnek vereceğim. Asgari değer tutarında minimum paranız değişiyor. Diyelim ki her ay 100 lira yatırıyorsanız bunu 200'e çıkarabiliriz vesaire vesaire gibi. Hatta devlet katkısında %30'dan kesintilerle beraber size kalacak olan kar örnek veriyorum şu an tamamen %22 civarı diyelim ki. Buna kızıp ben çıkmıştım. Ne kadar yanlış değil mi? Yani yatırım yapmayı bilmediğim zamanlarda bunu yapmıştım. Fakat şu anda benim 26 aylık bir kızım var. Kızım için zaman kaybetmeden bu bireysel emeklilik hesabını açacağım ve her ay belli bir şekilde örnek veriyorum 1000 lira diyelim ki yatırım yapacağım. Bu 1000 lira yatırımımı da bu yatırım fonlarında bireysel emeklilik fonlarında değerlendireceğim. Mesela 5 yılda ben neden yüzde iki bin kar almayayım ki? Her ay bu bütçeleri yatırdıkça onlar her ay her ay birleşik faize ya da faize hassas olan kişilerde katılım katkı paylarında her ay üzerine eklenerek bu şekilde bileşik bir şekilde birleşerek bin lira koydum, 2000 lira koydum. işte 5 ay sonra 5000 lira olmuyor. O beş aya kadar gelen aylarda da her ay katlanarak üzerine eklenmesi demektir. Ve bu şekilde uzun vadede her yatırdığımız 1000 lira, 500 lira, 100 lira önemli değil ne olduğu kendinin de değerlenmesiyle beraber çok ciddi bir şekilde çığ gibi büyüyüp bir bakmışız 5 sene sonra ya benim işte 5 sene sonra 100 bin lira olması gerekiyordu. Bir baktım işte yüzde 2 bin alsa ne oluyor biliyor musunuz? 100 bin lira. 2 milyon lira. Sizin paranızla beraber 2 milyon 100 bin lira olmuş oluyor. Yani şaşırabileceğimiz paralar ortaya çıkabilir. Döviz bazlı bu fonlar var. Bunları kaçırmayın sakın. İsterseniz bu döviz bazlı mesela dış borçlanma araçları gibi bireysel emeklilik fonları var. Bunları da alabilirsiniz. Yani gerçekten çok çarlı oluyor. Mesela burada bakalım farklı inceleyebileceğimiz neler var. Mesela bakın. Katılım değişken fon. Yani bu tarz hassasiyeti olan kişileri ben tabii ki de e, es geçmek istemiyorum. Onlar için de inceleme yapmak istiyorum. Mesela Allianz yaşamın bakın. Burada agresif katılım değişken emeklilik yatırım fonu var. Buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar zaten görüyoruz katılım diyor. Yani değişken olduğunun anlamı şu. Kendi içerisinde yatırım yaptığı katkı veren işte örnek veriyorum bakalım. Hisse senetlerinde bunlar da alıp sattığı için işte düşecekken satıyor sizi herhangi bir kayıptan kurtarıyor. Veya çok ciddi derecede çıkmış karlarını alıyor ve düşecekken de sizi zarar uğratmıyor. Bunlar çok önemli. Bakın burada özel sektör kira sertifikaları var. %17 oranında yatırım yapmış. Bunları burada inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Son 5 yılda neler vermiş? Bakın hemen giriyoruz. Şöyle %1000 10 katı kazanç vermiş. 100 bininiz varsa 1 milyon 100 lira olmuş yani sizin paranız. Kendi paranızla beraber. Bu şekilde siz de girebilirsiniz. 8000 kişi var yatırım yapan. Bunları bu şekilde değerlendirin girin. Hiçbir şekilde es geçmeyin. Bakın arkadaşlar burada yeni bir katılım fonu var. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Gençlere Yönelik Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. Hemen giriyoruz. Ben burada bakın. Harika yani burada her şey var. Yani bir genç örnek veriyorum 18'ine giren bir genç hayata bence 1-0 değil 3-0 önde başlıyor. Şu anda yatırım yapmaya başlarsa bakın %53.87 oranında katılım paylarından kar payı veren hisse senetlerinden karlarını alacak. Yani sizin bu fon sayesinde ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hem hisse senetleriniz oluyor. Hem kıymetli madenleriniz, altınınız, gümüşünüz, değerli madenleriniz oluyor. Bakın burada Kamu kira sertifikaları döviz cinsinden 110 civarında payınız oluyor. Kasime hesabı TL'niz oluyor. Kamu kira sertifikalarınız oluyor. Özel sektör kira sertifikalarınız oluyor. Arkadaşlar saymadığım bakın burada girişim sermayesi yatırım fonlarına katında paylarınız oluyor. Sizler 1000 lira neyse çalışanlar için kesinlikle önerim maaşınızdan kesinti yapsın. Siz o parayı görmeyin. 11.400 lira alıyorsanız eğer 1400'ünü görmeyin ya. Gidin 10 bin liranızla ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ailenize mi veriyorsunuz? Kendinize mi harcıyorsunuz? 1400 sizin için yok. Ben 10 bin lira kazanıyorum. Arkadaşlar bu 1400 lira ne oluyor biliyor musunuz? Yani çarpalım, hesaplayalım. 1400 lira yatırdım. 12 ayda kendi param 16800. Şimdi devlet katkısı vesaire vesaire. Bu diyelim ki ya çok önemli değil. 20 bin lira oldu. Arkadaşlar 20 bin liranız siz bu şekilde devam ettiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir örnek vereceğim. Siz 20 bin lira yaptınız. Bu karlarınızı da örnek vereceğim. İşte 6 ayda %80 kar veren şeyler var tamam mı? Ben 16 bin olarak topluyorum. %80 karım. 36 bin lira bir yılın sonunda paramız oldu değil mi? Bu 36 bin lira işte kilit nokta burası. Siz zaten o yine bir senede ne yapacaksınız biliyor musunuz? Belki maaşınıza zam gelir. Artırırsınız. bir misal. 2 yılın sonunda sizin örnek veriyorum normalde normal 24 bin liranız olmanız gerekirken şöyle bir şey yaptım. Fazla fazla koydunuz. Gelirlerinizi beraber 100 bin lira paranız oldu. Olur. Olmaz değil. Siz azimle isteyin. Paranızı değerlendirin. Bir şekilde olur. 50 bin diyebilirdim garanti ama 100 bin lira olur. Siz para kazanma alışkanlığını bu şekilde hani mesela derler ya ağzına balı sürdüm derler ya. Siz bunu öğrendiğiniz zaman ne olacak biliyor musunuz? daha fazla kenara para ayıracaksınız. Daha fazla yatırım yapacaksınız ve daha az para harcayacaksınız. Gençlere görüyorum. İşte 3 kameralı telefonlar oluyor. 50 bin telefon oluyor. Almayın ya. O parayı buraya koyun. Siz gidin. Örnek vereceğim 3 sene sonra. Yani 3 yıl dayanın yani. 3 sene Android kullanın. Telefonu bakanlar. Ay ya bu nasıl telefon kullanıyormuş ya desinler. Önemli değil. İsterseniz 3 sene sonra en kral 3 kameralı Belki çıkarsa 4 kameralı. Gidin o telefonu alın yani ama ana paranız değil. Edeceğiniz kazançlarla alın. Unutmayın bunu. Hemen konuyu dağıtmıyorum. 100 bin liramız vardı 2 yıl sonunda değil mi? Bir 5 sene sonrasını hesaplayalım. Yani toplamda 7 yıl sonrasını. Sizin bu 100 bin liranız ne oluyor biliyor musunuz? %2000 kere aldığınızı düşünelim. 100 bin liranız 20 katı. Yani Çarpalım mı? 2 milyon lira oldu. Sizin 100 bin daha vardı. 2 milyon 100 bin, bin liranız oldu. O yüzden de gençlere sesleniyorum. Her yaş grubuna sesleniyorum. Lütfen yatırımlarımızı yapalım. Yatırım yapmakta kalmayalım. Takip edelim, değerlendirelim. Besi, bireysel emekliliği kötülüğünden insanlar var ya hiç kulak asmayalım. O yüzden de gençlere sesleniyorum. Her yaş grubuna sesleniyorum. Lütfen yatırımlarımızı yapalım. Yatırım yapmakta kalmayalım takip edelim, değerlendirelim. Besi, bireysel emekliliği kötülükten insanlar var ya, hiç kulak asmayalım. Siz bireysel emekliliğinizi devam ettirin fakat boş bırakmayın. Bu tarz bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapın ve uzun vadede gerçekten ciddi kazançlar elde edin. Ve hep beraber bunları paylaşalım ve hep beraber mutlu olalım arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğar. Ben bütün öğrendiğim ve tecrübe ettiğim bütün bilgileri, tecrübelerimi Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de ne yapacaksınız? Beni takip etmeyi bırakmayacaksınız. Sizden ricam bu videom sizin için faydalı olduysa lütfen videomu beğenmeyi, aynı zamanda destek olmak için kanalıma abone olmayı, daha yeni içeriklerden de haberiniz olması için bildirim zilini açmayı unutmayın ve en önemlisi bu önemli videoyu da sizler gibi izlemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa ve ailenizden ve birileriniz varsa onlara göndermeyi sakın ve sakın unutmayın. Yepyeni Befas ve Tefas bütün fon hisse senedi videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Harika enerjilerle kendinize çok iyi bakın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.